Evet değerli dostlarım, şu anda Beykoz Müzisyenler Derneği'nde çok önemli bir buluşma gerçekleşiyor. 2000 yılında platform olarak kurulan ve arkasından dernekleşen derneğimiz bir yıllık pandemi sürecinin sonrasında misafirlerini ağırlıyor. Ama bu seferki misafirlerimiz çok farklı. Bize süre içerisinde ciddi katkıları olan BEDES vasıtasıyla Berlin Türk Alman Kadınlar Birliği yönetimi Sayın Başkan Hatice Hanım ile birlikte ziyaretimize geldiler. Onların yıl içerisinde bize kazandırdıkları bir profesyonel stüdyomuz var. Bu stüdyomuzda bugün müzik piyasasında birinci sınıf olmasa bile ikinci sınıf her türlü kaydı yapabilen bir stüdyoya BEDES ve Berlin Türk Alman Kadınlar Birliği vasıtasıyla sahibiz. Şimdi bu kısa ziyarette plansız, spontane yarın yolculuğa çıkacak olan Hatice Hanım'ın plansız bir telefonla Gülay Hanım'ın Beykoz'daki sivil toplum hayatındaki ağırlığından dolayı hemen biz Gülay Hanım'ın davetiyle geldik buraya. Dolayısıyla bugünkü birliklerimizde sürecin nasıl işlediğini ben konuklarımızın kısa cümlelerle dile getirmesini istiyorum. Efendim bu sürecin başlangıcı bizimle müzik adına iç içe olan Sayın Kaymakamımız ve ilçemizin Tapu Müdür Yardımcısı Aysun Hanımefendi'nin bizlerle olan diyaloğunun Gülay Hanım'a aktarılmasından ve Gülay Hanım'dan da sevgili Hatice Hanım'a aktarılmasıyla oldu. Dolayısıyla sevgili müdür yardımcımız sevgili Aysun Hanımefendi'ye sözü vereceğim. Aysun Hanımefendi konuyu çok kısa cümleyi toparlayıp Gülay Hanım'a vereceğiz. Gülay Hanım'dan Sayın Kaymakamımıza ve sonra da Hatice Hanım olayı özetleyecek. Duygularını alacağız. Evet sevgili Niyazi'cim Aysun Hanım'a mikrofonu götürüyorsun. Merhabalar. Derneğimizin kurucu başkanı Ayhan Bey'in bana biz dernekleştik, yeni kurulduk. Yerimizi de tuttuk fakat gelişebilmek için hem kendimizi geliştirebilmek için hem de çevremize fayda sağlayabilmek için bir müzik odasına ihtiyacımız var demesiyle başladı. Ben de görev yaptığım süre içerisinde Sayın Kaymakamımızın Ahmet Bey'in proje koordinatörü olarak çalıştım kaymakamlığımızda. Aynı zamanda bu süre zarfında 5-6 yıllık süre zarfında Gülay Hanım'la da birçok sosyal projelere imza attık birlikte. Ayhan Bey'in bu isteğini başarabileceğimizi düşünerek önce Sayın Kaymakamımıza ilettim konuyu. Böyle bir müzik odası ihtiyacı olduğunu. Sonra Kaymakamımız da Gülay Hanım'la iletişime geçerek böyle dalga dalga yayındı ve Almanya'ya kadar gitti bizim bu isteğimiz. Sonunda da çok güzel bir müzik odamız oldu. Ben buradan itibaren sözü aktarayım. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Evet, sevgili Aysun Hanımefendi'nin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda Beykoz'a yerleştiği günden itibaren sivil toplum hayatının tam da göbeğinde olan, çalışmalarıyla her zaman farkındalık yaratan, şimdi onları bir iki cümleyle anlatmak çok zor. Beykoz'da olan Gülay Hanım eşittir, neler yaptığını çok iyi biliyor ama bize olan katkıları ve bizimle olan birlikteliğini kendisinden dinleyelim. Niyazi'cim. Evet. Merhabalar. Özellikle bugün de aramızda olan benim için hayat yoldaşı, hayat yaşam arkadaşı olan kardeşlerime vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve kız kardeşim de bugün doğum günü biliyorsunuz. Onun da doğum günü vesilesiyle burada birlikte olmak özel bir an olacak benim için. Beykoz'da yaşamak bir ayrıcalık. Beykoz'da yaşama ayrıcalığını hak etmek gerekiyor. Beykoz'a sunacağımız katkılar bu anlamda çok değerli. Ülkemizin bir cennet köşesi, aslında dünyanın bir cennet köşesi Beykoz. Ancak burada yaşayan her insanın da mutluluk hakkı. İlçemizde bulunan dezavantajlı gruplar arasında özellikle kız çocuklarımızın yaşadığı sıkıntılara bir nebze olsun çare olmak adına çeşitli rehabilitasyon çalışmalarına katkı sunuyoruz. Bu anlamda en büyük değer ise gerek kaymakamlıkla gerek belediyeyle yaptığımız işbirliği. Çünkü bir elin nesi var, iki elin sesi var derler. Ortak değerlerimiz, ortak sorunlarımız ve ortak çözümlerimiz en hızlı sonuç alabileceğimiz çalışmalardır. Sevgili Aysun Hanım'dan gelen o teklifte hiçbir şey tesadüf değildir. Her şey yeri hazırlanmıştır.
hazırdır aslında. Bizim de Almanya'da aktif olarak Berlin'de, Berlin Türk Kadınlar Birliği'nde görev yapan kız kardeşim, başkanlığını yürüten bu süreçte kız kardeşimin her yıl BEDES yararına, Beykoz Eğitime Destek Derneği'nin yararına düzenlemiş olduğu etkinlikte baloda elde ettiği gelirle sosyal çalışmalara kaynak yaratıyoruz burada. Bu yarattığımız kaynakların başında da onlar Kadınlar Birliği olması sebebiyle kız çocuklarının, özellikle dezavantajlı kız çocuklarının eğitimine katkı vermek üzere çalışıyoruz. Ve zorlu bir süreç yaşayan çocuklarımızın müzikle rehabilitasyonu çok değerli. Bu anlamda burada böyle bir müzisyenler derneğinde onlara kazandırdığımız müzik stüdyosunun altyapı çalışmalarını yapmak bizim için çok önemliydi. Çünkü buradaki tüm müzisyenler arkadaşlarımızın kızlarımıza olan farkındalığını ve onlara katacakları değeri ve katkıyı gördükçe daha bir heyecanla bu işe sarıldık ve çok doğru bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Bu vesileyle hem müzisyen arkadaşlarımızı hiç beklemediğimiz şekilde yaşadığımız pandemi sürecindeki olumsuzluklar sebebiyle katkı sunmuş olduğumuzu düşünüyorum. Hem de imkansızlıktan dolayı müzikle haşır neşir olamayan, sosyal ve kültürel anlamda kendisini geliştiremeyen çocuklarımıza bir fırsat vermiş olduk. Ve BEDES olarak zaten amacımız eğitimde fırsat eşitliğini tanımak ve bu vesileyle bize ulaşan sevgili Aysun arkadaşıma, değerli kaymakamımıza ve Müzisyenler Derneğimizin emekçilerinin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Destek veren tüm arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Berlin Türk Alman Kadınlar Birliği diyorum. Daha çok güzel projelerde birlikte yürüyeceğimiz inancıyla hepinize saygılarımı sunuyorum. Evet değerli konuklar, Gülay Hanım'dan da bilgileri aldıktan sonra ben atladığım bir şey var Sayın Kaymakamım, değerli misafirler. 5 kişi bizim yönetimimiz. 3 kişi buradaydık. Bir arkadaşımız programı dolayısıyla ayrıldı. Bir arkadaşımız da yine Beykozlu bir sanatçı olan, profesyonel sanatçı olan sevgili Ayhan Alptekin'in memleketinde bir anma günü var. Kur'an-ı Kerim okutma olayı var. Arkadaşımız müzik yaşantısında Ayhan Alptekin'e arkasında müzik yapan arkadaşımızdı. Rize'de olduğu için katılamadı. Diğer iki arkadaşıma çok teşekkür ettiğim gibi iki arkadaşımı da tanıtıp bir merhaba demesini sağlamak istiyorum. Derneğimizin yönetim kurulu üyesi Metin Örs arkadaşımız. İlçemizde yerel anlamda yerel olguyu aşarak yıllarca solistlik yapan, onun eleyip ama eleğini hala asmayan, derneğe abilik yapan, zaman zaman beğendiği sahnelere çıkan çok değerli bir arkadaşımız. Bir merhaba demesini rica ediyorum. Metin'cim bir merhaba diyelim misafirlerimize. Öncelikle gerçekten ben de senelerden beri, çocukluğumdan beri, 64 doğumluyum, belki biraz genç gösteriyor olabilirim ama böyle ciddi anlamda arkada böyle güzel kolektif çalışmaların olduğu bir yerde olmak. Hiçbir yere üye olmamıştım. Yani bireysel olarak çalışıyordum ama katkılarınızı görünce bizim de biraz daha misyon yüklememiz kendimize gerektiğine inanıyorum. Gerek Almanya'dan gelen derneğimize, gerek Gülay Hanım'a, gerek Aysun Hanım'a, gerek kaymakamımız Ahmet Katırcı Bey'e, diğer arkadaşlara, Nihat Hanım'a çok çok teşekkürler ediyorum. Gerçekten yardıma ihtiyacı olan arkadaşlarımız vardı. Yani bunlar bu yardımlardan faydalandılar. Zannediyorum çok daha güzel şeyler olacak. Çünkü hani biz de yürekten bir madde falan koymadan bu güzel şeylere bir katkıda bulunmak istiyoruz. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Evet, Metin arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bir arkadaşım daha var yanımda. Derneğimizin başkan yardımcısı sevgili Orhan Önal. Orhan'ın ayrı bir özelliği var. Yani bizim için çok büyük bir avantaj. Kurulmuş olduğumuz bu stüdyoyu eğer Orhan arkadaşımız olmasaydı çok aktif kullanma şansımız yok idi. Kullanmak için kullanmasını bilen arkadaşlardan yardım almamız gerekiyordu ama elimizde profesyonel bize yardımcı olan arkadaşımız var. Bu farkındalığını da belirtmek istiyorum. Ayrıca kendisi de hiç mübalağasız söylüyorum, İstanbul piyasasının en iyi 10 klavyesinden bir tanesidir. Kendisini de duygudan alalım. Orhan'cığım buyur. Ben de tekrardan hepinize hoş geldiniz diyorum. Beykoz'da
böyle bir derneğe çok ihtiyaç vardı. Bunu biz başardık el birliğiyle. Beykoz'umuzun stüdyosu da eksikti. Bunu da sizin aracınızla başardık. Bunun için tekrardan tüm müzisyen, emekçi arkadaşlarım adına çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah el birliğiyle daha güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Evet, sevgili Orhan da tanıttı kendini. Nihade Hanım'ın kulaklığını çınlatalım. Nihade Hanım da bu oluşumun içerisinde, çünkü ilçenin nüfusunu avucunda tutan bir hanımefendi. Görülmese de çok ciddi sosyal projelere destek olan bir hanımefendi. Bize destek olduğu gibi görsel olarak kendisinden bir ricada bulunduk Sayın Kaymakamımızın vasıtasıyla. Bir telefonla bizlere kamera sistemini döşetti. Kameranın bize ne kadar fayda sağlayacağını düşündük. Ve bu vesileyle burada onu da anmış olalım. Sizin hatırlatmanızda. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ve şimdi Beykoz'da kamu görevinin dışında, yani kaymakamlık görevi hiç aksamadan yürütülürken, ama bir de bunun dışında bir yaşam var. O dışındaki yaşamı Beykoz'u ile çok sıkı paylaşan çok değerli bir kaymakamımız var ve bize gerçekten ilçemizde bulunduğu 5 yıl içerisinde kamu görevlileri, bizim uzaktan yakından ilgimiz yok ama sosyal anlamda birçok yerde kendisiyle birlikte olduk ve hala da olmaya devam ediyoruz. Öncelikle ben şahsım adına ve derneğim adına kendisine ilçemizin sosyal yapılanmasına olan hizmetlerinden dolayı ve ilçemizi hala doya doya yaşadığı için teşekkür ediyorum ve derneğimize olan katkılar için de bir kez daha teşekkür ediyorum. Onu da duygularını alalım, ondan sonra final yapalım. Evet, merhaba. Bir iyilik zinciri sonucu ulaştığımız güzel bir sonucu kutlamak üzere buradayız. Misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Bir iyilik zinciri dedim. Pandemi sürecini en zor yaşayan gruptu müzisyenlerimiz. Biraz önce de söyledim. Müzisyenlerimiz daha önce oluşturdukları platformu bize dernek haline getirelim diye sunduklarında biz de yanlarında olmaya söz verdik. Özellikle Ayhan kardeşimin ve Ozan'ın gayretleriyle Beykoz Müzisyenler Derneğimiz kuruldu. İşte ondan sonra böyle bir yer sağlandı. Bana Aysun Hanım dedi ki, derneğimizin böyle bir talebi var. Madem böyle bir yerimiz var, profesyonel de bir stüdyomuz olsun, bize sponsor bulur musunuz dediler. Beykoz'da iyilik deyince, sosyal proje deyince, kültürel proje deyince de aklınıza otomatikman Gülay Demirel geliyor, BEDES geliyor. Benim de hiç tereddütsüz hemen aklıma Gülay Hanım geldi. Bir telefon ettim. Dedi ki böyle böyle bir durum var. Tabii ki dedi, elimizden gelen her şeyi yaparız. En kısa zamanda çözeriz. Ama bir şartım var. O stüdyoda dedi, benim kızlarıma, dezavantajlı çocuklarımıza, dezavantajlı kızlarımıza eğitim verilsin, rehabilitasyon yapılsın, müzik öğretilsin. Tek şartımız bu dedi. Bunu arkadaşlarımıza ilettiğimizde onlar da tabii koşulsuz olarak kabul ettiler. Hiç böyle bir sıkıntı yok. Ne istiyorlarsa yaparız dediler. Böyle bir sürece girdik. İşte Gülay Hanım bu süreci Hatice Hanım'a götürmüş sağ olsun. Bu vesileyle ben Hatice Hanım'a ve onun şahsında Berlin Türk Alman Kadınlar Birliği'mize de çok teşekkür ediyorum. Ortaya çok mükemmel, biraz önce Ozan Bey'in söylediği profesyonele yakın bir stüdyo çıktı. Biraz sonra stüdyomuzda birlikte göreceğiz. Müzik kayıtlarının şeklini falan da arkadaşlarımız sizlere gösterecekler. Bu iyilik zincirinin başından itibaren, başta Ayhan kardeşime, Ozan kardeşime, Aysun Hanım'a, Gülay Hanım'a, kamera sistemimizi döşeyen Nihade Hanım'a, ama en çok da bize bu stüdyoyu kazandıran Hatice Hanım'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel projelerde, daha güzel günlerde görüşeceğiz diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Efendim, Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de bu sohbetin finalini yapmak üzere Berlin Türk Alman Kadınlar Birliği Başkanı Hatice Hanım Efendi'ye sözü vereceğim ama Hatice Hanım Efendi bizi bugün çok mutlu bir haberle fısıltı dünyasından gelen Sayın Kaymakamı Mustafa Topaloğlu hattından gelen haberle bizi çok mutlu etti. Çok iyi benim, yani hiç kaçırmıyor, yani antenler bağlı ona. Dolayısıyla bir haberle bizi çok mutlu etti. Dostlarım, biz geçen seneki kiramıza peşin ödediğimiz için mal sahibi bize acıdı ve insaf gösterdi. Zam yapmama kararı aldı ama 28 bin lira da büyük bir rakamdı. Biz bunu konserler süresi içerisinde müzik yapmasına olanak tanıdığımız arkadaşlarımıza
dedi ki arkadaşlarımız, yıllık aidatınızı müzik yaptığınız, vesile olduğumuz, aldığınız bu ücretten ödeyebilir misiniz? Ödeyebilirseniz çok makbul olur ama ödeyemezseniz istediğin zaman ödersiniz. Ama biz bundan zaten Ağustos ayında isteyecektik normalde. Arkadaşlarımızın birçoğu aidatlarını ödediler sağ olsunlar. Kendi rızalarıyla bu müzik yapan üstlenen firma zarfları bizzat arkadaşlarımıza teslim etti Sayın Kaymakamım. Arkadaşlarımız derneğimizin aidat bedelini takdim ettiler birçoğu. Onların vasıtasıyla 28 liralık zam yapılmayan yeni dönem kira bedelimizin 21 lirasını, 21 milyonunu biz ev sahibimize teslim ettik. Kasım ayının birine kadar da 7 bin lirasını ödemek üzere süre aldık. İşte Mustafa Topaloğlu hattından gelen bilgiler Sayın Hatice Hanım'a ulaşınca Hatice Hanım da bize dedi ki ben bunu üstleniyorum dernek adına dedi. Bu bizim için çok büyük bir söz. Bu kaydı sosyal medya hesabımıza paylaştığımız zaman, haberleştirdiğimiz zaman inanıyorum ki 100 tane üye arkadaşımız çok mutlu olacaklar. Biz de bunun için çok çok teşekkür ediyoruz tüm arkadaşlarım adına. Ve bugünün duygularını almak üzere sözü size bırakıyoruz efendim. Buyurun. Evet, ben de hepinize çok teşekkür ediyorum. Birkaç defa sizler söylediniz ama ben gene kendimi kısaca bir tanıtayım. Berlin Türk Almanlı Kadınlar Birliği'nin başkanı Hatice Selçuk. Ben tabii burada bir Hatice olarak, Hatice Selçuk olarak değil, daha ziyade tüm kadınlarımızı, derneğimi temsilen buradayım. Bizler Berlin'de, Almanya'da yaşıyoruz ama çoğu vatandaşımız gibi tabii bizlerin kökleri de Türkiye'de, her zaman kalbimizin yarısı da Türkiye'de atıyor. Bu nedenle de burada yapılan çalışmalara, hele böyle güzel çalışmalara katılabilmek, buna dokunabilmek bizim için çok çok önemli. Ve bugünkü aldığım bilgilerle gerçekten bu kadar o kadar bilgiler aldım ki bu kadarını beklemiyordum. Çok mutluyum. Yani yaptığımız bir destekle hem müzisyenlerimizi, sanatçılarımızı mutlu etmek, hem de bizim amacımızın tabii en esas alt amacımızda yatan şey de sosyal dezavantajlı kızlarımıza, çocuklarımıza eğitim verip onlara destek olmak. Bu amaçla biz Berlin'de yılda bir defa kültürel faaliyetler yapıyoruz, balolar düzenliyoruz ve oradan gelen gelirimizle de Türkiye'deki bu gönlümüze koyduğumuz sosyal dezavantajlı çocuklarımıza destek veriyoruz ve böyle bir yerde de müzikle ruhlarının okşanacağını görmek ayrıca bir mutlu etti ve aynı zamanda tabii bu kadar müzisyenimize de dokunmuş olmak, onları da bu kadar mutlu etmiş olmamız beni bugün çok duygulandırdı. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Özellikle BEDES'e teşekkür ediyorum. Onların aracıyla BEDES'e tabii başkan ablam Demirel olduğunu, ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Kaymakam Bey, size de gösterdiğiniz bu güzellikten, özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Aysun Hanım, gerçekten zevkle ve gönülle yaptığınızı, dün telefonda sizi dinlerken böyle öyle bir şey oldum ki dedim, nasıl içten gelerek böyle coşkuyla anlatıyor. Bunlar güzel duygular. Bu duyguların hiç gitmemesini istiyorum insanlardan. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. İsminizi Ozan Bey, kusura bakmayın. Ozan Bey ve arkadaşlarınız yönetimi. İnşallah burada çok başarılı çalışmalara imza atarsınız. Gençlerimizin elinden tutmanızı çok isterim. Tabii ki severek yapacaksınızdır. Bu beni ayrıca mutlu edecek. Müzik ruhun gıdasıdır. Bundan dolayı çalışmalarınıza başarılar dileriz. Biz Berlin Kadınlar Birliği olarak sizlere her şekilde destek vermeye çalışırız, devam ederiz. Çok sağ olun, var olun. Efendim, biz de çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok mutlu ettiniz. Ben de şimdi bir espri yapıp sizi mutlu etmek istiyorum. Bu video kaydını dostlarımız izleyecekler. Dostlarımızın dostları izleyecekler ama en çok da mutlu olacak bir abi var. Böyle ülkenin değişik konularında ülkenin sıkıntılarına el basan kızları var. Buradan Abdurrahman amcaya da selamlar gönderelim. Sağ olun. O da bunu dinlediği zaman çok mutlu olacak. Özellikle sevinecek. Buradan selamlar, saygılar. Benim Beykoz'a yaptığım şiir akşamları programları yapıyorum ben her yıl. Bir tanesine gelip harika bir şiir okumuştu ve içimizden gelerek bir tane daha okumasını rica etmiştik. Bize çok büyük güzellik katmıştı. Buradan ona da selamlar gönderiyoruz. Sağ olsun, var olsun. Çok mutlu olacağını düşünüyoruz. Abdurrahman amca, selamlar, saygılar. Kızlarım bizi mutlu etti. Sen de inşallah bu videoyla mutlu olursun. Sağ olun, var olun.
Ah neyleyim gönül gönül senin elinden. Ah neyleyim gönül gönül senin elinden. Her zaman ağlarım gülemem gayrı. Oy her zaman ağlarım gülemem gayrı. Ben bıktım usandım elin dilinden oy. Terk ettim sınayı gülemem gayrı. Ben bıktım usandım elin dilinden oy. Terk ettim sınayı dönemem gayrı. Gönül ben bu sırra eremedim ki. Gönül ben bu sırra eremedim ki. Gonca gonca güller deremedim ki. Oy gonca gonca güller deremedim ki. Arz eyledim dostu dostu göremedim ki oy. Aylar yıllar geçti göremem gayrı. Arz eyledim yari yari göremedim ki oy. Aylar yıllar geçti göremem gayrı. Bir hayal tufanı eser başımda. Hangi yana baksam durur karşımda. Artık tüm umutlar yabancı bana. Onu aramaktan ben ne haldeyim. Bir hayal tufanı eser başımda. Hangi yana baksam durur karşımda. Artık tüm umutlar yabancı bana. Onu aramaktan ben ne haldeyim. Efkarım büyüktür sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kader. Gülmeyi unutan yaşlı gözler mutluluktan haber ver dilek taşı. Efkarım büyüktür sığmaz içime. Bin sitem etsem de azdır kader. Gülmeyi unutan yaşlı gözler mutluluktan haber ver dilek taşı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.